Frankfurt'ta bizim komşumuz. Kadıncağızın her tarafı ağrıyor. Dökülüyor. Baş ağrısı, karın ağrısı, romatizma vesaire vesaire vesaire. Hastane gitmiş, doktor muayene etmiş. Demiş ki hiçbir şey yok. Turp gibisin. Hiçbir şey yok. Ya nasıl olur? Ben işte sabah başını kaldıramıyor. Ağrıdan, sızıdan duramıyor. Yatamıyor, uyuyamıyor. Her türlü hastalık var. Dedi ki ya ben doktora gittim. Hiçbir şey yapamadım. Anlamadılar bile. Dedim ki bir geleyim, bir ziyaret edeyim, bakayım nasıl bir evde oturuyorsunuz. Evine gittik ki kadıncağız yatak odasının camını hiç açmamış. Böyle yatak odasının her tarafı küf. İğrenç. Dolabın arkası küf. Hiç tavalandırmıyor musunuz dedim. Bir de güney cephesine bakıyor. Hadi kuzey cephesi olsa neyse. Bu küflü ortamda yaşayan insan ölür. Ölmemişsin. Şükret. Küf insanı yavaş yavaş zehirler, öldürür. En tehlikeli kimyasal maddedir küf. Yani vücudundaki insanın virüsü tetikliyor. E nasıl olacak? Nasıl olacak? Havalandır. Her gün havalandır. Kişi yattığı zaman yatağına bu hücreler, yani şuradaki porun dediğimiz hücreler, yani insanın derisi bir akciğer gibi nefes alıyor. Nefes veriyor, nefes alıyor, oksijen alıyor. İki, böbrek gibi terliyor, dışarı atıyor, ter atıyor. Yani aşağı yukarı 500 mililitre sıvı atıyoruz ter yoluyla. Buharlaşıyor. Yani evde iki kişi yatsa sabaha kadar 1 litre sıvı. Sen her tarafa kapatırsan nereye gidecek? Odanın içerisinde bu sıvı, ter, daha sonra buharlaşan ter, daha sonra sıvıya dönecek, küflenecek. Havalandırmazsan. Bazı insanlar kuzey cephesinde oturuyor. Kuzey cephesinde oturanlar daha çok havalandırmak zorunda. Güneş görmediği için kuzey cephesinde oturan insanlar daha çok hastalanıyor. Güneş görmediği için küf, daha çok küf oluyor. Küf çok önemli. Küfe karşı tedbir almak gerekir. Çünkü birçok virüsün hepatit B, hepatit C'yi harekete geçiriyor küf mantarı. EBV virüsünü harekete geçiriyor. Küf mantarı çok çok tehlikeli. İkinci önemli rahatsızlık ise kimyasal, söylemiştim. Multiple chemical sensitivity denen, yani kimyasal maddelere karşı aşırı hassasiyet. İnsan bünyesi yavaş yavaş sürekli her yerde hep kimyasal madde. Yediğimiz içtiğimiz her şeyde kimya var. Bir de mobilyada kimya var. Küfle beraber bu kimyasal maddeler insanları yavaş yavaş hem psikolojik hem fiziki olarak birçok hastalığı tetikliyor ve bitiriyor yavaş yavaş. Nedenin için anlaşılmıyor. Yeni yeni bu ortaya çıktı bu multiple chemical sensitivity dediğimiz çok kimyasal, çok yönlü, çoklu kimyasal hassasiyet diyebiliriz Türkçe karşılığı. Çoklu kimyasal hassasiyet. Yani kimyasal maddelere karşı hassasiyet oluşuyor artık. Ve birçok insan, bazısı parfüme, bazısı şuna, bazısı buna karşı aşırı reaksiyon gösteriyor. Bir de küf mantarı işin içine girerse daha çok tetikliyor. Evet, menisküsle devam edelim. Menisküs nedir? Bitkisel çözüm yolları nelerdir? Menisküs. Ona geçmeden bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'ta üniversite okuyan bir genç EBV virüsüne yakalanmış. Öpücük hastalığına. Öpücük hastalığı öpücükle geçtiği için öpücük hastalığı denir. EBV virüsü kız arkadaşından artık birisinden geçmiş. Buna da Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta deneyler yapmışlar. Adamcağızı bitirmişler. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Ne üniversiteye gidiyor ne bir şey yatıyor. Anca yatıyor. Aramış annesini babasını. Doktorlara demiş ki çocuğunuzu gelin götürün. Niye? Kendi gelsin. Kendi gelemez. Yani uçağa binip Türkiye'ye gelecek takati yok. Gitti gidecek. Ailesi gitmiş getirmiş Amerika'dan. Beni aradılar, dediler ki oğlumuzu Amerika'dan getirdik ama hayatı bitti çocuğun, yani hiçbir şey yapamıyor. Perişan. Ne olacak bunun hali? Problem değil dedi ki, hiç problem değil. Hallederiz inşallah. İksir, aloe vera, jel, kortisep, zerdeçal,
bunları kullanacak. Tatlı yok, peynir yok, siyah çay yok, kahve yok, kola yok, fanta yok. Yani bir de kimyasal madde, onlara dikkat etmek gerekir. İlaç yok. 3 ay sonra canlandı genç, kendine geldi, dedi ki ya hocam çok iyi, hoş da şu sarımsak kokusu olmaz. Dedim hayata döndün. Sarımsak kokusunu bırak. Sen yerinden kalkamıyordun. Üniversitedeydi işte onun için falan. 6 ay sonra tekrar Amerika'ya gitti. Okula devam etti.